Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlık, gerçek medeniyeti Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde tanıdı ve benimsedi. Ondan sonra bu istikamette gösterilen her gayret, onun getirdiği esasları taklit ve tadilden öteye gitmemiştir. Bu itibarla da ona hakiki medeniyetin kurucusu demek daha uygun olacaktır tembele ve tembelliğe yüz vermeyen, çalışmayı ibadet sayıp çalışkanı alkışlayan, arkasındakilere yaşadıkları çağın ötesini ve topyekün insanlığa muvazene unsuru olma noktalarını gösteren Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem küfrün vahşetin aleyhine bir celadet ve belagat kılıcı olarak ortaya çıkma, dört bir yanda avaz avaz hakikati ilan etme ve insanlığa gerçek varoluş yollarını göstermede eşi menendi olmayan bir zaattır. Yeryüzünde cehaletin, küfrün ve vahşetin sevmediği bir insan varsa o da Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem ne olursa olsun hakikati arayan ve irfana susamış bulunan gönüller, er geç onu arayıp bulacak ve bir daha da onun izinden ayrılmayacaklardır. Din, namus, vatan ve milleti koruyup kollamayı, bu uğurda mücadelenin bir cihat, cihadın da erişilmez bir kulluk vazifesi olduğunu, fevkalade bir muvazene içinde insanlığa tebliğ eden, Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçek hürriyeti insanlığa ilk defa ilan eden, insanların hukuk ve adalette birbirine müsavi olduklarını vicdanlara duyuran, üstünlüğü ahlak, fazilet ve takvada arayan, zalime ve zalim düşünceye karşı hakikati haykırmayı ibadet sayan, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Faniilik ve ölümün yüzündeki perdeyi yırtan, kabri ebedi saadet aleminin bekleme salonu olarak gösteren, her yaş ve her başta mutluluk arayan gönülleri Hızır çeşmesine ulaştırıp onlara ölümsüzlük iksiri içiren Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem.